Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı sevgili Cemal Demirtaş bugün burada konuğum. Aslında biz hisse senetleri piyasasının kar beklentilerini konuşacağız ama ondan önce bu vesileyle son gelişmelerin piyasadaki aksine de bakalım isterim. Şimdi ekonomi açısından önemli. İki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesi ekonomiyi de geriyor. Peki ya piyasa için ne anlam ifade ediyor? Tabii Almanya bizim için çok önemli bir ticari ortak. Ayrıca tabii uzun geçmişi var Türkiye ile yakınlık açısından, her açıdan. O yüzden açıkçası biraz endişe verici diyebiliriz. Finansal piyasalar açısından şu anda materyal bir durum yok. Ama özellikle Almanya tarafında Eylül seçimleri öncesinde yapılan açıklamalara baktığımızda bir kamuoyu oluşturma çabaları var gibi. Tabii bu da hem turizm açısından, dediğim gibi dünkü açıklamalar biraz sert gibi geldi. Bu tabii önümüzdeki günlerde yumuşar mı, ona bakmak gerekecek. Ama tabii ki uzun vadede Almanya ile ilişkilerin bozulması uzun vadeli Türkiye'nin risk primini artırabilecek bir durum. Hı hı. Yani bu çok şu anda hissedebileceğimiz bir durum değil. Ama dediğim gibi rakamları koyduğunuz zaman ciddi bir ticaret ortağınız, ciddi bir bağınız var. O nedenle de yani cidden bu bir sıkıntı olacak bir konu olarak söylenebilir. Yani şu anda bizim düşünce sistemimiz içerisinde olmayan bir şey diyebiliriz. Dün ilk gelişmelerden bahsederken özellikle son dönemde Borsa İstanbul'daki rally'nin bir belki de kar realizasyonu için bahane aradığını ve o bahanenin bu gelişme olabileceğini söyleyenler vardı. Tam bilanço sezonuna girerken bu bahane gerçek bir bahane olabilir mi? Hani kısa vadeli etkisinden bahsediyoruz ama ne dersiniz? Çünkü turizm dediniz, havacılık hisseleri başta Türk Hava Yolları olmak üzere tepe taklak olduğu ilk haber akışında. Hani şimdi de genel endeksle paralel hareket ediyor. Yine aşağı yönlü hareket sürüyor ama gerçekten bir kar realizasyonuna, bir geri çekilmeye endekse sebep olabilir mi bu son gelişmeler? Tabii biz buna, bu soruya şöyle cevap verebilirim. Biz bakarken piyasadaki risk ve potansiyel üzerine, getiri dengesine bakıyoruz. Korkuların daha fazla olduğu dönemler ve bir şekilde iştahın çok olduğu dönemler olabiliyor. Şu anda genel anlamda iştah yüksek. Artıları daha fazla görüyoruz. Bardağın dolu tarafını daha fazla görüyoruz. Her ne kadar uzun vadeli iyi olsa da görünüm. Bu ortamda da kısa vadede endeksin geldiği seviyelerde belli bir doyurucu seviyelere geldiğini, ki bizi imser tarafta olmamıza rağmen, yeni değerlemelerimize rağmen artık hafif böyle sıkıntı çekiyoruz daha yukarı potansiyel bulmakta. Yani background'da, geri planda hep karlar ve genel ekonomideki trendler. Tabii ki bunun üzerine negatif ya da pozitif yönde hayal kurabileceğiniz faktörler ya da kabus görebileceğiniz faktörler girdiği zaman etkiliyor. Tabii ki sorunuza cevap olarak bu tip haberler devam ettiği sürece ki Eylül'de seçim var, Almanya seçimi, o döneme kadar olan süreçte bu tip açıklamalar bu seviyede kalırsa tolere edilebilir ama aktif hale gelip rahatsız edici duruma gelirse, ki daha önce de Rusya olayında yaşandı biliyorsunuz. Daha sonra çözüldü ama o süre içerisinde zaman zaman tansiyonu artırabiliyor. Ama dediğim gibi biz her durumda uzun vadeli görünüm nasıl ve o anda piyasa ne seviyede ve şu anda tabii ki iyi seviyelerde olduğumuz için piyasa biraz kar realizasyona açık bir noktada diyebiliriz. Şimdi borsa yeniden yönünü yukarı çevirdi. Baktığımızda dünkü rekorların seviyesine henüz değiliz ama işte 106 bin üzerinde 107 bin hemen aşağısındayız. Ata Yatırım'ın hisse senedi stratejisine bakıyorum. Temmuz itibariyle yayınladığınız endeksin yükselme potansiyeli şimdi daha sınırlı diyorsunuz. Biraz önce de ifade ettiniz. Hisse bazlı seçici fırsatlar değerlendirilebilir diye de ekliyorsunuz. Hakikaten bu saatten sonra hisse bulmak, belki de bu rally'e katılmak çok zor ama hala fırsat varmış gibi de duruyor. O zaman hangi hisseler diyorum ben? Tabii. Şimdi biz dediğiniz gibi bu bakış açımızı şöyle belirliyoruz. Bir kere dediğim gibi Ocak ayını hatırlarsanız korkuların en ön planda olduğu bir dönemdi. Her bir şekilde baktığınız zaman en kötü geri olabilir mi diye yaklaşımındaydık. Şimdi baktığımızda tabii ekonomi hareket etti ve yukarıya doğru bir hareketimiz başladı. Bizim o zaman da şimdi de yaklaşımımız hep en sağlıklı şirketler. Ve yine tabii ki kar beklentileri bunları şekillendiriyor. Hangi şirketlerin karları daha iyi, hangi şirketler her durumda ayakta kalacak ve iyiye gidecek. Bu bazda hareket ettik. Bu bağlamda da bizim şu anda en beğendiğimiz şirketlerde yine tabii uzun süredir beğendiğimiz Petkim, Ereğli, Tüpraş gibi emtia şirketleri, ki buradaki ana yaklaşımımız bu üç şirkette de piyasa beklentilerine göre
konsensus zaten çok aşağıda ama yukarı doğru bir 12 aylık rakamlara baktığımızda da bizim kar beklentilerimiz piyasanın oldukça üstünde yıl tamamında. Ve buradaki trendlerin de global trendlere bağlı olduğunu düşünüyoruz. Ve burada hala %30'lara 40'lara varan potansiyeller görüyoruz. Hı hı. Onun dışında bankalarda biraz daha Akbank gibi bankaları tercih ediyoruz. Daha da tek bir banka var en beğendiğimiz hisselerde. Onun dışında Ülker geçen yıl çok zor bir yıl geçirdi. Hı hı. Bu yıl bir yukarı hareket bekliyoruz. Her ne kadar ilk çeyrek gibi bir ikinci çeyrek beklemesek de yılın tamamında baktığımızda orada da bir büyüme öngöreceğiz. Öte yandan BİM yine bizim geçen yıl çok uzun vadeli büyüme potansiyeli olan şey. Geçen yıl biraz büyüme tarafında aşağı yönlü bir sürpriz yaratmıştı. Hı hı. Revizyonlar gelmişti. Bu sene yeniden o tempoya döndüğünü görüyoruz. Ve yine orada da kar büyümesi bekliyoruz. Genel olarak bu dengede bir de tabii hem ihracat hem de iç pazar dengesi açısından otomotiv şirketlerinden de TOFAŞ'ı beğeniyoruz. Yani bunlar bu 7 hisse Petkim, Akbank, BİM, Ülker, TOFAŞ, Ereğli ve TÜPRAŞ bizim alfa yaratabileceğimiz özellikle. Hı hı. Dediğim gibi biz bu hisselerde diğerlerine göre ayrıştığını düşünüyoruz. Tabii ki genel anlamda eskisi kadar şey değiliz, iştahlı değiliz. Hı hı. Doğal olarak %40 çıkmış piyasada, hı hı, risk ve getiri potansiyellerine bakıyoruz ve biraz daha böyle fırsatlar oluşabilir mi diyere bakıyoruz. Ama yine tabii şimdi Petkim'in önüne bakıyoruz ya da Erdemir'in ki biz orada piyasanın çok daha yukarısında piyasada 7,5'lardayken fiyat biz 9 TL'lerdi ki şu andaki trend daha yukarılara da işaret edebilir. Evet, mesela Murat Bey sormuş onu, Ereğli'nin fiyatlarını ısrarla yukarı çektiniz, oldukça da iyi bir tahmin oldu ama dayanağı nedir? Bilanço mu yoksa başka bir beklenti mi tabii diye? Şimdi birincisi bilanço bizim için geçmiştir artık. Biz ikinci çeyreği çoktan bitirdik açıkçası, hı hı, beklenti olarak. Bu aşamada ne oldu? Dünya ki global çelik tarafın sektöründe önemli gelişmeler oluyor. İlk 6 ay itibariyle ki bir lokal ajanslardan alınan bilgi, hı hı, 58 milyon tonluk bir kapasite azaltması oldu çelik tarafında. Kömür tarafında da 110 milyon tonluk. Bu ne demektir biliyor musunuz? Çin'in bu yıl için tamamında hedeflediği 50 milyon tondu ki dünyanın baskısıyla oluşuyordu. Yani en geri planda şöyle bir durum var. 2007'de bu 10 yıl 20 yıllık olaylar şu andaki performanslara baktığımızda, hı hı, ciddi bir şekilde talep ve arz dengesi açısından özellikle arz tarafında bir disiplin anlayışı var. Bütün dünya bunu zorladı Çin'e. Çin'in de o yönde aktif hareketler yaptığını görüyoruz. O nedenle bizim hep yaklaşımımız ileriye bakarak yukarı doğru revizyonlar ne olacak diye ve ne yönde gidebilir diye, risk getiri anlamında ne yöne gidiyor diye bakıyoruz. O yüzden de bizim Erdemir'deki duruşumuzda hep şu anda hep bunu söylemişizdir. Hı hı. Türkiye'deki durumlar çok elzem bir durum olmadığı sürece Türkiye'de çok rahat hazine bonosu gibi taşıyıp hisse getirisi elde edebileceğiz bir şirkete. Ama o hissede dahi şimdi bizim bir şekilde yatırımcılarımızda tabii kısa vadeli düşünenler de olabiliyor zaman zaman. Oralarda tabii hep iyi havaların kötü kokan günlerinde, hı, bu pozisyonlar artırılmalı. İştahlar hep yukarıda olduğu zaman geliyor ki biz işte en son raporumuzu 7 liralardan yazdığımızda çok kısa sürede 7.70'lere geldi. O nedenle biz hep orada onu kollayarak bakıyoruz. Yani bizim için ikinci çeyrek çoktan bitti. Hı. Üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyreğe, hatta 2018'i görebilecek miyiz, o tarafa doğru bakıyoruz. Hı. Şimdi sanayi kesimi üzerine biraz daha bakacak olursak 2016 için diyorsunuz takibinizde olan sanayi şirketleri için %77,2'lik bir net kar büyümesi beklerken bankalar için 29,2'lik bir net kar artışı öngörmekteyiz. Şimdi finans sanayi ayrı ayrı konuşacağız. Sanayiyle başlayalım. Çünkü mesela yine bir soru var. İhracatçı hisselerde bilanço yorumlarınızı merak ediyorlar. Nedir o tarafta beklentiler? Biraz daha detaylı paylaşabilir miyiz? Tabii. Şimdi ihracatçı şirketler tabii bunları tek tek geçmesek de ismi ben şöyle bir resim koyabilirim. Şimdi Euro'nun yükselmesi iki, bütün şirketlere aslında iki şekilde bakıyoruz. Bir, Euro'nun yükselmiş olması ihracatçılarımız için iyi. Euro dolara göre hem TL hem de dolara göre yükselmesi bizim için iyi. Ki bu Arçelik, TOFAŞ, Ford gibi şirketler için ön planda olan bir şey. İhracat açısından destekleyici. Fakat bu oluşurken maliyetler de Euro tarafında. Ve Euro tarafındaki hareketteki görüyorsunuz Euro yükselmesi içerideki iç talepteki iç pazardaki fiyatlamayı negatif yönde etkiliyor.
Yani ihracat açısından gayet olumlu bir ortam oluşabilir ki artık biraz ihracat tarafında özellikle beyaz eşyada falan bir doygunluğa gelindiğini görüyoruz. Oralarda dış faktörlere bağlıyız. Ama Euro'nun böyle olması dolara karşı mutlu edici bir şey. Fakat Euro'nun yine de yüksek gelmesi içeride ki iç piyasada önemli hala belli şirketler için %40'ı iç piyasada. Oradaki dinamikler de belirleyici. Ama genel olarak ihracatçılar için biz negatif bir durum görmüyoruz. Kurlar baskı altında, yani kurlar bu seviyede stabil gittiği durumlarda kendilerini koruyabiliyorlardı. Yani kötü gittiği durumda da koruyabiliyorlardı. Orada borçlanana bakıyoruz. Burada tabii önemli olan şu olacak ihracatçılarda, bu hedging'i nasıl yaptıkları, kuartırlı çeyreklik dalgalanmalarda nasıl performans gösterdikleri her çeyrekte görebiliyoruz onu. O bizim için biraz artı ya da eksi bir şeyler olacak. Ama ihracatçılar tarafında şu an için bir şey yok, bir potansiyele gelinmiş görünüyor. Hı-hı. Ama daha yukarı itekleyecek bir şey yok. Biz genelde orada sıkıntı. Hı-hı. Diyoruz ya raporumuzda da daha yukarı için tabii ki yeni şeyler bulunacak ama zaman değerini düşündüğünüz zaman belirsizlik ve beklentiler arasındaki dengeye göre biraz daha görelim moduna giriyorsunuz. Hazır karlar cepteyken. Şimdi şöyle yazmış bizi izleyicimiz de Cemal Bey, diyor ki petrolün dönemi biterken Tüpraş ve Petkim'de uzun vadeli beklemek ne kadar doğru olur? Şimdi petrolle bizim yılın tam önümüzdeki yıl için 55 dolar civarında Brent'de bir beklentimiz var. Şimdi burada biz petrol her yöne gidebilir. Yani biz baktığımız zaman çok kötü yıllarda gördük, çok iyi yıllarda gördük. 9 dolar olduğunu gördük 94'ler yılında. Sonra işte 100 dolarları gördük. Burada bizim esas şirkette spesifik hikayelere. Ben aslında biraz Erdemir'le Tüpraş'ı benzetmek lazım. Bunlar Türkiye'nin ciddi varlıkları. Hı hı. Ve bunların baktığınızda pozisyon olarak baktığınızda çok ciddi yatırımlar gerektiren. Ve son dönemde Tüpraş'ın yaptığı yatırımlar, ki Petkim'de de o gelişme var. Şimdi ikisi arasında belki önümüzdeki durumdaki oyun değişebilir. Ama şu anda her ikisi de hem karlılık açısından hem de performans açısından iyiler. Yani petroldeki sert dalgalanmalar tabii hiçbirinin işine gelmiyor genel anlamda. Ama özellikle Tüpraş için biraz istikrar oluştuğu vakit o zaten rafineri olarak potansiyelini taşıyor. Hı hı. Dediğim gibi çeyreklik olarak dalgalanmalar olabilir. Petkim'in hikayesi bile daha uzun vadeli. Çok uzun vadede dediğim gibi ikisi arasında bir tercih yapmak durumunda kalacağız. Hı. Zaman zaman bize Petkim ağır basıyor. Ki biliyorsunuz Sokar'ın büyük yatırımı var. Bu rafineri yatırımı. Bununla birlikte resim şekli değişebilir. Ama biz hep şuna bakıyoruz. Global ortamda bizim şirketlerimiz ne kadar sağlıklı ve bu dalgalanmalardan atlatabiliyor. O yüzden bizim hisse seçimdeki ana yaklaşımımız o. Yoksa o global her gün petrol bir tarafa gidebilir. Yani biz zaten o konuda expert olduğumuzu da söyleyemeyiz. Bizim en fazla yarattığımız katma değer şirket spesifik konulardan bu ortamlarda hangisi daha sağlıklı gider ve siz daha rahat uyursunuz. Şimdi aslında biz ikinci çeyrek bilançolarını geride bıraktık dedi Cemal Demirtaş, ama Emin Burak'ın sorusu var. Pozitif sürpriz bilanço beklentileri olan hisseler var mı diye. Şimdi sizin öne çıkardığınız bu 7 hisse sadece bilançolar nedeniyle değil. O yüzden bilanço tarafında özellikle işaret edeceğiniz şirketler var mı? Son sorum da sizden gelen olsun. Şimdi sürpriz tabii işte beklentiler. Şimdi konsensuslara baktığımız zaman çok farklı şeyler görmedik açıkçası. Daha yavaş yavaş oluşuyor anladığım kadarıyla konsensus. Ama biz tam yıl rakamlarına baktığımız, yani ikinci çeyrekte işte yani Türk Telekom'da, işte yani Pegasus'ta, onun dışında hangi şirketlerde olabilir? Belli telekomlarda işte dediğim gibi telekomlarda bir hareket olabilir. Sürpriz dediğim gibi sürpriz bulmak anlamında. Hı hı. İşte Tüpraş'ta sürpriz olabilir. Petkim'de bunlar açık. Erdemir'de de sürpriz olabilir. Yani çok büyük beklemiyoruz ama olsa da dediğim gibi umurumuzda çok olacak değil. İleriye bakıyoruz biz. 3-4'e bakacağız. Onun altını çizmek istiyorum ama genelde commodity tarzı şirketlerde genel anlamda bir kar beklentisi yüksek olduğu için biraz geçen yıla göre. O yüzden çok böyle bu birkaç isim aklıma geliyor en azından. Cemal Bey, Fitch'ten herhangi bir aksiyon bekler misiniz bugün, ata yatırımın beklentisi ne yönde? Biz açıkçası oradan çok bir şey beklemiyoruz. Bir de bizim için Fitch her zaman bir lagging indikatör dediğimiz geriden gelen bir indikatör oluyor. Hı hı. Hatırlarsanız yani şu 2001 yılından bu tarafa bakın. Fitch kararı verdiği zaman bütün ortalıkta bir savaş meydanında artık sonuçların anons edilmesi gibi bir şey oluyor. Hı hı. Yani geçmişin analizi oluyor.
Ama bizim hissesini de analizimiz, biz ileriyle yaşamamış durumdayız. Hı hı. Yani bakarsanız Türkiye'nin kredi notunun en dipe vurduğu noktadan sonra endeks performansına neydi? Bütün bardak boş görünüyordu o anda. Kötü 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 şeklindeydi ve onun tespitiydi. Hı. Ama o geçmişe. Bu şeyin aynı durum 2012 yılında da oldu. Hı hı. Biz orada hatta biz o gaza geldik. İşte Türkiye yatırım yapılabilir ülkeye geldi. Bakın 2012'de daha sonra tabii ki Bernanke'nin açıklamalarıyla birlikte olan döneme rastladı ve biz o tarihten bu yana, hı hı, hala %40 dolar bazında aşağıdayız. O nedenle biz orada çok beklemiyor. Tabii ki önem veriyoruz. Yapılan, hı hı, açıklamalara kesinlikle önem veriyoruz. Ama biz zaten incelediğimiz için biz diyoruz ki çok büyük bir sürpriz yapmayacaklar. Söyleyecekleri bir şey de yok. İlk yarı performansı Türk ekonomisinin iyi. Ama tabii ki KGF gibi biraz böyle tatlandırıcılarla sağlandı bu. Bir emekle sağlandı. E tabii ki yılın ikinci yarısı bankacılık sektörü açısından o kadar rahat olmayacaktır. Ya da 2018 asıl, hı hı, daha kritik. Çünkü hep konuşulurdu ya Türkiye'nin açık pozisyonu çok fazla vesaire. Biz hep şey derdik ya, kısa vadede sorun yok derdik geçen yıllarda da. Şimdi hala yok ve zaman var ama asıl birikim, yani borçların o ödeneceği yıl 2018. O yüzden bizim için 2018 öncesinde şu anda yapılan, yani böyle ortalığın sakin gitmesi gerekiyor. Hı hı. O tansiyon arttığı zaman evet önümüzdeki yıl için asıl kurla ilgili sıkıntı, şirketlerin ödemeleri açısından sıkıntıyı düşünebiliriz. Peki son bir soru, çok kısa bir yanıt alacağım. Biliyorsunuz yeni bir kabinemiz var artık. Revizyon yapıldı bu hafta içerisinde. Yeni isimler geldi. Siz nasıl değerlendirdiniz? Piyasa dostu olarak genelde görülüyor ama siz öyle gördünüz mü? Evet, biz orada herhangi bir şey görmedik. Yani bizim dikkatimizi çeken bir durum olmadı. O tip yenilemeler her zaman oluyor. Hı hı. Biz tabii ki aktivitelere, tabii söylemlere bakıyoruz. İleriye dönük olarak da ekonominin sahiplendiğini biz açıkçası görüyoruz. Ama tabii ki bu yurt dışı ile olan ilişkiler vesaire gibi konular, bunlar her zaman dışarıdaki iştahı azaltabiliyor. Biz dediğim gibi buna bakmıyoruz. Biz Türkiye ekonomisi nereye büyüyor doğru bakıyoruz. Ama şimdi değerlemeler belli bir noktaya geldiği zaman, karlar belli bir yere geldiği zaman bakıyoruz daha iyi bir şey alabilmemiz için, yani piyasayı alabilmemiz için sebep zorlanabiliyoruz kısa vadede. Hı. O yüzden geri çekilip biraz bekleyerek hareket ediyoruz ve politikayı her zaman tabii çok önemsiyoruz. Ama şimdilik orada bizim görebildiğimiz herhangi bir negatif ya da pozitif bir durum göremiyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Cemal Demirtaş değerlendirmeleriniz için. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı sevgili Cemal Demirtaş'la birlikteydik. Piyasa hattının sonuna geldik. Güzel hafta sonları efendim. Herkese hoşça kalın.